Kırım'a bağlı Sivas Topol kentinde 13 Kasım'da Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı füze ve çıkarma gemileri komutanı Valeri Trankovski'ye gerçekleştirilen suikastin görüntüsü ortaya çıktı. Rus komutanın bulunduğu aracın seyir halindeyken daha önce altına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle havaya uçtuğu görüldü. Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada saldırının ardından başlatılan terör soruşturmasında suikastin faili olduğu belirtilen 38 yaşındaki kadın ve 47 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığı duyuruldu. Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada da Ukrayna Güvenlik Servisi'nin talimatıyla Sivastopol'da komutan Valeri Trankovski'nin bulunduğu arabayı havaya uçuran iki Rus vatandaşı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 1986 doğumlu Sivastopol sakininin Ukrayna Güvenlik Servisi'nin talimatıyla Rus komutanın ikamet yerini kullandığı aracı ve hareket yollarını tespit etmek amacıyla gözetleme yaptığı belirlendi. Terör saldırısının ikinci faili ise 1977 doğumlu Yalta sakini. Kendisine verilen parçalardan ev yapım patlayıcı monte edip arabanın altına yerleştirdi ve uzaktan patlattı. Suçlarını itiraf ettiler ifadeleri kullanıldı. Saldırı anıyla birlikte faillerin gözaltına alınması, yapılan aramalarda ele geçirilen patlayıcı ve malzemelerin görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Ukrayna medyası da saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından gerçekleştirildiğini aktarmıştı. Suikaste uğrayan Trankovski'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarında Karadeniz filosuna füzeleri ateşleme emri veren komutan olduğu, yerleşim yerlerine yönelik füze saldırılarının emrini veren komutan olarak savaş suçlusu olarak görüldüğü belirtilmişti.